Bemol pratik uygulama. Daha önce teorisini tarif ettiğim bemolü bir de pratikte uygulayacağız ki kalıcı olsun. Aslında fayla do'nun haricinde bütün seslerin bemolleri vardır. Batıda da çok az da olsa rastlanır ama o dediğim mikrotonlardan oluşmaktadır. Ama genel olarak doğal bir dizinin içerisinde fayla do'nun bemolü yoktur bağlamamızda. Bunu mutlak bilmeniz lazım çünkü mi ile fa arası yarım sestir. Si ile do arası da yarım ses olduğundan do'da geriye gidemiyoruz. O yüzden bemol yoktur. Geriye gittiğimizde direktmen si ile buluşuyoruz. Fa'da keza aynı. Burada örnek şekil olarak biliyorsunuz tarif etmiştim. Si bemol dedik. Burada ikilik olarak yazdım. La bemolü görelim. Bir de mi bemolü görelim. Bağlamada şöyle kısaca bunun izahını yapayım ki daha da kalıcı olsun. Şimdi şurası La. İlk önce Si'den örnek verdiğim için Si ile başlayalım. La, Si, natürel. La, si natürel. Burada 8 koma vardır bu mesafede. Şimdi la bemol denildiğinde direkt ortasına denk gelir. Şuraya yani. Fark ederseniz burası diyelim ki santim olarak da düşünebilirsiniz. 8 santimlik bir bölüm. Ve bemol dediğimiz zaman komasız bemol aldığımız zaman direkt ortası 4'e tekabül eder. Şayet bemolün üzerine koması gelirse, örneğin si bemol 2 denilirse şöyle bemol 2 denildiği zaman bu şekilde yazılır. O zaman si'ye 2 koma uzaklaşıyoruz. Yani burası 4 ise şurası da 2. Şöyle toparlayalım. La, si natürel, si bemol, si bemol 2. Yani bu durumda bakıldığında sanki burası 1 gibi algılanıyor. Yani düşünce olarak düşünebilirsiniz. Ama müzikte bemol 1 diye bir tanım yoktur. La, si natürel, si bemol, si bemol 2. Bu oktavda da aynıdır. Buraya oktava gelindiğinde si, si bemol, si bemol 2. Aynı seslerdir. Bu pesidir, bu tizidir. Bir oktav. Si, si bemol, si bemol 2. Şimdi gelelim la'ya. La da aynı. Değişen bir şey yoktur. Şurası la. Geri gittiğimde la bemol ve bir perde geri gittiğimde iki olarak çıkar karşımıza. Burası la bemol. Fakat dizilerde sol diyez olarak da karşımıza çıkar. Bunlara sesteş diyoruz. Keza burada da aynı. Oktav, la bemol, la bemol 2. La bemol 2'de pek bir eserde rastlamadım bugüne kadar. Ama bemol çok çıkar karşımıza. Mi'ye gelelim. Mi de aynı mantıkla. Şurası mi olduğundan mi bemol dizilere göre değişir. Bazı dizilerde re diyez olarak da karşımıza çıkar. Mi bemol, mi bemol 2, mi bemol. Orta telde de aynıdır.
üst elde de aynı. Sanırım bemolleri bu kadar özetlemek, tarif etmek yeterli olacaktır. Bu değiştirici işaretlere çok dikkat etmeniz lazım. Yoksa müziğin makamından şaşarsınız. Diyez'de buluşmak üzere.